Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjim. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Rabbi Ve ve Selamü Ala Rasulüna Muhammedin ve Ala Alehi ve sahbihi Ejmâin. Sevgili izleyenler, Arapça dersleriyle tekrardan beraberiz inşallah. En son 20 de, 27 derste emsile e, kitabını görmüştük, Arapça emsali kitabıyla başlamıştık. 27 dersle beraber emsaliyi bitirmiştik. Şimdi inşallah kaldığımız yerden bina derslerinden devam edeceğiz. Evet, bina dersleri, bina dersleri dediğimiz hatırlayalım daha bu ders bu dersleri ilk başlarken geleneksel Arapça dediğimiz eski usul Arapçanın öğreniminde iki tane başlık vardı. Bir, sarf dediğimiz kelime ilmi. Aslında her dil öğrenilirken önce kelime, daha sonra e, cümle kurma öğrenilir. Önce yani cümlenin en küçük yapı birimi olan kelimeler dediğimiz Arapçada sarf, daha sonra cümlenin kendisi olan nahiv ilmi öğrenilir. Biz sarf ilmiyle beraber bu yola çıkmıştık. Emsile derslerini 27 derste görmüştük. Şimdi sarf ilmi olan yani kelime ilmi olan emsile kitabını, üç taneli kitap, bunlardan ilki olan emsileyi bitirmiştik. Şimdi ise inşallah başlamış olduğumuz derslerle ve takriben 35 ile 40 ders arasında sürecek olan bina kitabına inşallah bu dersimiz itibariyle de başlamış olacağız. Emsile bina maksud bunlar kelime ilmi dediğimiz sarf ilminin klasik usulde, klasik doktrininde okutulan kitapları. Nahiv ilmi dediğimizde biz de avamil ve izharla inşallah Kur'an-ı Kerim'e mana verme yolunda parça parça, peyderpey, adım adım, yavaş adımlarla ama sağlam adımlarla bu kitapları ikmale erdirip Allah azze ve celle'nin de izniyle, müsaadesiyle bu kutlu yolda adımımızı atmış olacağız. Bina kitabı hakkında tabii ki e, bildiğimiz gibi kitapla ilgili her Hangi ilme başlarsak başlayalım kitapla ilgili ufak bir malumat sahibi olmadan başlamıyoruz. Bina kitabı hakkında. Peki bu malumatlar ne? Bina kitabının yazarı kim gibi sorulara cevap arayacağız. Bu kitabın önemi ne? Bunların beraber cevap aramış olacağız. Bina kitabının yazarı kim? Hatırlayalım. Emsile kitabının yazarı belli değildi. Aynı şekilde Bina kitabının müellifi, yazarı da meçhuldür. Meçhuldür diyoruz. Neye de neye dayanarak bunu söylüyoruz? Söylentilere dayanarak değil de ilmi bilgilere, bulgulara dayanarak bunları söylüyoruz. İlmi olarak Bina kitabının yazarı şu şahıstır diye ispat edebileceğiniz bir bilgi yok. Hem söylentiler var mı? Var. Ebu Hanife'nin Hz. Ali'nin yazdığını söyleyenler, rivayet edenler var mı? Bunlar var. Ama ilmi bir araştırma yapıldığı zaman Bina kitabının müellifi, yazarı meçhuldür. Peki başka kitapla ilgili ne göreceğiz? Bina kitabının Arapça öğrenimimize katkısı ne olacak? Hocam bunu öğrendik. Öğrendikten sonra bize ne katacak? Hep beraber buna da cevap arayacağız. Evet, bina kitabının Arapça öğrenimimize katkısı ne? Hep beraber bakalım. Neymiş katkısı? Bir, fiillerin yapılarının değişmesi. Fiillerin yapıları değişecek. Peki fiillerin yapıları değiştiği zaman ne olacak? Ve bu değişim ile aldıkları manaları öğreneceğiz. Ha demek ki tek nasara yansuru da emsile kalıbında öğrendiğimiz fiiller yokmuş. Arapçada fiillerin yapıları değişiyormuş. Değiştiği zaman mana da değişiyormuş. Bunu göreceğiz. Mesela Türkçede bunun karşılığı var mı? Kısmen var. Nasıl var? Mesela gelmek fiili. Kök itibariyle gelmek fiili getirmek oluyor. Aynı fiil gelmek ve getirmek ama birisinde işi yaptıran değişiyor. Birisinde gelen kendisi, birin, birinde kendisi geliyor, bir şey de getiriyor. Mesela gelmek, getirmek gibi. Türkçede de bunun karşılığı kısmen de olsa var. Arapçada da aynı kök yapıda olan fiiller farklı manalara gelebiliyorlar. Binada biz bunları göreceğiz. Bina kitabı ne zaman yazılmış peki? Ne zamandan beri bu ilmi camianın okuttuğu, içinde var olduğu ve tanıdığı kitap? Bunu araştırmaya başladığımız zaman Hicri 538 yılında, miladi 1143 yılından sonra yazıldığı anlaşılıyor. Nereden anlıyoruz? Çünkü ilk bilgiler, ilk bulgular bu tarihlerde. Peki bu kitapla ilgili başka bilmemiz gereken bir şey var mı? Bina kitabının konuları ne? Şimdi söyleyeceğiz, ağır gelecek belki ama yavaş yavaş dersler geçtikçe şu ifadelerin ne olduğunu hep beraber görmüş olacağız. Bina kitabı bir kere 35 bab, bu 35 baptan 18 bapta sülasi mücerret ve mezit fiiller var. Ne demek olduğunu bu ders öğreneceğiz. Başka ne öğreneceğiz? 17 bapta da rubai mücerret ve mezit fiillerin kalıplarını göreceğiz. Toplam 35 bab. Binanın 35 babı varmış. Bunlardan 18'i sülasi mücerretler, 17 tanesi de rubai mücerret ve mezit fiiller. Bunları öğreneceğiz. Bunların ne demek olduğunu inşallah bu ders itibariyle tanımlar kısmında görmüş olacağız. Son olarak da Aksamı Seba'a bilgileri verecek. Aksamı Seba'a Semaniye diye başlık açacak. Ufak bir detaylandırma yapacak. Bina dediğimiz kitapta toplam 3 başlık altında 18 bapta Sülasi mücerretler, 17 bapta rubai mücerret ve mezitler ve son olarak da Aksâmü Seba'a bilgileri verip inşallah Bina kitabını da geçip Maksud kitabına ulaşmış olacağız. Bina kitabının ilim meclislerindeki yeri nedir? Neden bina kitabı okunur, başka kitaplar okunmaz? Bu sorunun cevabını da ararsak, Arap ülkeleri dışında, İslam aleminde, özellikle Osmanlı Türk dünyasında yüzyıllar boyu okutulan ve Arapça öğreniminde temel bir merhale kabul edilen bir kitaptır, bina kitabımız. Osmanlı'nın Arapça öğrenme noktasında değişmez, medreselerinin, o zamanki üniversitelerinin Arapça öğreniminde değişmez, ee, hani hiç tartışmaya açılacak bir kitap bile değil. Bizim şu an klasik medrese usulünde emsele bina maksut şeklinde takip ettiğimiz yol da aynen bu ecdattan bize kalan yol. Şimdi bina kitabı hakkında ufak bir girişten sonra hep beraber kavramları tanıyalım. Kavramları bilmek lazım ki daha sonra öğrendiğimiz bilgileri o kavramların altına inşa etmiş olalım. Kavramlar dediğimiz şeyi, yani binaya geçmeden önce bilmemiz gereken şeyleri iki başlık altında topladık. Bir, harf sayısına göre fiillerin isimleri. Yani fiiller üç harfli ise farklı bir isim alacak, dört harfli ise farklı bir isim alacak. Bir, bununla ilgili bir bab işleyeceğiz inşallah. Bir de fiilleri, fiili oluşturan harflerin isimleri. Yani nasara mesela, fiili mazi gördüğümüz. Nasara'yı oluşturan kaç harf var? Nun var, sat var ve ra var. Bu her harfin bir ismi var. Bu isimleri bilmemiz lazım. Çünkü bina bahsinde öğreneceğimiz konular ya harf sayısına göre fiillerin isimleriyle alakalı veya da fiile oluşturan harflerin isimleriyle alakalı. O yüzden binaya başlamak isteyen bir kimsenin bina öncesinde kesinlikle bu iki başlığı önce iyi bir anlaması lazım. Tanımları anlaması lazım ki öğreneceği bilgileri onun üzerine bina etsin. Şimdi Arapça'da demek ki fiillerin sayısına göre Üç harfli ise fiillerin harflerinin sayısına göre. Üç harfli ise, dört harfli ise, beş harfli ise, alt hatta altı harfli ise farklı isimleri olacak. Şimdi bunları temel iki konuda inceliyoruz. Arapçada fiiller ya sülasedir ya rubayidir. Her sülasi ya mücerrettir ya mezittir. Her rubayi ya mücerrettir ya mezittir. Bize kapalı gelen bu ifadeleri inşallah bu ders sonu itibariyle yavaş yavaş altını doldurarak manalandırmaya, anlamlandırmaya çalışacağız. Harf sayısına göre fiillerin isimleri, aldığı harf sayısına göre fiillerin isimleri sülasi ve rubai olur. Ne demek? Şimdi bu tanımları görelim. Sülasi ve rubai olur. Sülasi ne demek? Sülasi aslı üç harfli olan fiiller. Sülasi fiiller neymiş? Aslı üç harfli olan fiiller. Bakalım ne gibi? Bildiğimiz gibi aslında. Aslı derken fiili maziyi kastediyoruz. Fiili mazisi üç harfli olan fiillere ne, deniyor ne deniyormuş? Sülasi fiiller. sara bakalım. Nun harfi, sat harfi, ra, harfi. Emsilede de gördüğümüz nasara fiili mazi kalıbıydı. Fiili mazi ve sülasidir. Sülasi olduğunu nereden çıkarıyoruz? Çünkü Arapçada üç harfli olan her fiile sülasi fiillenir. Şimdi başka ne örneğimiz var? Hatırlayalım. K, T, B. Üç harfli mi? Fiili mazi mi? Bakın. K harfi, K harfi var, T harfi var, B harfi var. K t, de sülasi bir fiildir. Sülasi kavramını inceliyoruz. Bakın sülasi kalıplara örnekler inceliyoruz. Başka mesela bina bahsinde göreceğimiz feale babı üzerinden gideceğiz. Feale fiili mazidir. Fiili mazidir ve üç harflidir. O zaman bu nedir? Arapçada fiildir ve aynı zamanda sülasidir. Nereden anlıyoruz? Çünkü üç harfli ise, bakın bir, iki, üç, bir fiil üç harfli ise o fiil sülasi fiildir. Şimdi harf sayısına göre fiillerin isimleri ne dedik? Üç harfli fiiller sülasi fiillerdir. Şimdi sülasi fiilleri gördük. Nasara, ketebe, faale gibi. Her sülasi ya mücerrettir ya mezittir. Ya mücerrettir ya mezittir. Şimdi bu kavramları beraber tanıyalım. Mücerret ve mezit ne demek? Sülasi mücerret ve sülasi mezit ne demek? Kavramları tanıyoruz. Başlığımız bu. Sülasi mücerret. Bakalım neymiş? Bakın sülasi yeterli değil. Bir de mücerredi var. Kendisinde fazla harf bulundurmayan fiillerdir. Ne demek? Şimdi hep beraber görelim. Bir fiil üç harfli ise, az önce gördük Nasara gibi. Ve bu üç harf üzerine ilave edilen başka bir harf yoksa, yani yalınsa, hiçbir ek yoksa buna aynı zamanda sülasi mücerret diyeceğiz. Bu kelimelere sülasi mücerret diyeceğiz. Bir fiil hem üç harfli hem de hiçbir ek, takı, harf üzerine ilave edilmemiş. İşte bunlara biz sülasi ve mücerret diyeceğiz. Mücerret. Örnek. Aslında gördüğümüz Nasar örneği, sülasiye örnek vermiştik. Aynı zamanda mücerredin de örneği. Aynı zamanda sülasi mücerredin örneği. Çünkü üç harfli ve üzerine hiçbir ek ilave yapılmamış. Başka aynı şekilde gördüğümüz ne örneği? Ketebe örneği. Ketebe, sülasi örnek, aynı zamanda mücerrede örnek. Sülasi mücerrede örnek çünkü üç harfli ve üzerine hiçbir ek harf ilave almamış. Feale örneği aynı şekilde üç harfli ve üzerine hiçbir ek almamış fiili mazi. O zaman nedir bu da? Sülasi mücerrettir. Şimdi bakın harf sayısına göre fiillerin isimleri başlığımız bu. Sülasiyi tanıdık. Üç harfli olanlar. Her sülasi ya mücerrettir dedik ya mezittir dedik. Sülasi mücerret dediğimiz şeyler ek almayan, ek almayan, yalın sadece üç harften oluşan fiiller. Sülasi mezit. Şimdi bunu göreceğiz. Bu da sülasinin bir kısmı. Peki sülasi mezit ne demek? Şimdi kavramları tanıma konumuzda bu bahsede inceleyelim. Aslı üç harfli olup mazisine ekleme yapılandır. Bakın Mücerredde ne demiştik? Aslı üç harfli olup mazisine ekleme yapılmayandır. Burada ne diyoruz? Aslı üç harfli olup mazisine ekleme harf koyulandır. Aslından değil ama oraya fazla bir harf koyulmuşsa bu sülasi mezittir. Ne gibi? Önce bir tarifi daha detaylı görelim. Aslı üç harfli olan fiili mazinin üzerine bir veya daha fazla harf eklenirse artık o fiil sülasi mezit olmuş olur. Aslı üç harflidir o yüzden sülasidir. Ama ek almıştır. Aldığı ekten dolayı da artık ismi sülasi mezit olmuştur. Yani sülasidir. Mezit üzerine ekleme yapılmıştır. Örneğimiz ne? Bakın ensara. Yeni bir kalıp görmüş olduk. Yeni bir fiil kalıbı görmüş olduk. Sayalım kaç harfi var önce? Bir, iki, üç, dört. Dört harfi var. Ama en sarayı dikkatli incelediğimiz zaman bu bizim bildiğimiz nasara. Nasara, bakın nun, sat ve ra. Demek ki burada bir ilave var. Aslı üç harfli nun, sat ve ra, nasara. Ama buna bir tane fazla gördüğünüz gibi mavi putonda olan elif burada fazla olarak buraya eklenmiş. Peki bu nasıl yapılıyor? Şöyle bir... Aslında nasaraydı. Aslında nasaraydı, bildiğimiz nasaraydı. Şimdi bunu inşallah bina bahsinde göreceğiz. Şöyle bir elimizde böyle bir harf var. Bununla Nasara'nın birleşiminden ortaya ne çıktı? Ortaya Ensara çıktı. Nasara elifle birleşince artık ne oldu? Nasara elifle birleşince artık Nasara ne olmuş oldu? Bizim Nasara artık ne olmuş oldu? En sara olmuş oldu. Demek ki aslı üç harfli olan Aslı üç harfli olan fiillerin üzerine ek harf koyulup onlar onların rakamı fiil mazinin sayı, harflerin sayısı artabiliyor. Peki hocam bu dört harfli niye biz buna sürelsi diyoruz üç harfli diyoruz? Çünkü biz tanımları yaparken asıl harflerine bakıyoruz fazlalıklara bakmıyoruz fazla fazlalıklara bakmıyoruz. Aslı üç harfli nun sat vera. E, Elif de burada en Sara ama o fiilin aslından değil o fiilin ilavesi, eki olduğu için biz onları saymıyoruz. Şimdi biz buna ne diyoruz? Sülasi mezit diyoruz. Demek ki her sülasi üç harfli mi olur? Dört harfli gözükebilir. Aslında üç harflidir ama üzerine ek alabilir. Onu ekiyi ayırmak lazım. Başka örnek var mı? Evet, Ekrome fiilinin aslına hep beraber bakalım. Ekrome aynı ensara gibi. Aslında dört harfli gibi gözüküyor. Dikkatli inceleyeceğiz şimdi. Bakalım ensaranın aslı ney? ensara sara e, ekrame aslında kerume idi aslı. Fiilin aslı kerume idi. Daha sonra ne oldu? Kerume'ye aynı nasarada olduğu gibi bir harf ilave yapıldı. O harf de ne? Bu elif harfi. Kerume artı kerume artı elif eşittir. Yeni bir fiil ortaya çıkmış oldu. Bu fiil de ekrame olmuş oldu. Ekrame fiili kerume artı eliften meydana gelen ekrame olarak yeni bir fiil türü ortaya çıkmış oldu. Zaten bina bahsinde biz ne görecektik? Fiillerin değişmesiyle, yapılarının değişmesiyle aldıkları mana. Kerumenin manası ayrıdır, ekramenin manası ayrıdır. Nasara'nın manası ayrıdır, ansara'nın manası ayrıdır. Şimdi biz tanım olarak ne görüyoruz? Sülasi mezit. Ne demekti? Aslı üç harfli olup kendi üzerine fazladan bir harf eklenen veya bir veya daha fazla harf eklenen ileriki derslerde bu eklemelerin bazen iki bazen üç olduğunu inşallah görmüş olacağız. Bakın ezhebe fiili başka bir örnek. Ezhebe fiili. Aslında ezhebe fiilinin aslı dikkatli incelendiği zaman dört harfli gibi gözükse de fiilin aslı aslında sülasidir. Zehebedir fiilin aslı. Fiilin aslı gördüğümüz gibi zehebedir. Daha sonra ne oldu? Zehebenin başına bir tane Hemze ilave edildi. Zehebe artı hemze eşittir yeni bir fiil türü ortaya çıkmış oldu. Bu da ezhebe olmuş oldu. Bakın çok basit bir örnekle manaya nasıl yansıdığını ben size bu örnek üzerinden göstereyim. Ezhebe fiili ne demek? Aslı olan zehebe ne demek? Zehebe gitti demek. Ezhebe götürdü demek. Yani kalıp değiştiği zaman fiilin manası da değişiyor mu? Değişiyor gitti artık bu eklemeyle beraber bu eklemeyle beraber götürdü oldu. Bunun gibi benzer bunun gibi değişiklikleri bina dersinde inşallah hep beraber müşahede etmiş olacağız. Şimdi biz neyi gördük? Harf sayısına göre kelimelerin isimleri, fiillerin isimleri. Fiiller ya harf sayısına göre ne olurlar? Sülasi olurlar veya rubai olurlar. Biz rubai kısmına hiç geçmedik. Bu derste sülasiyi gördük. Sülasiler ya mücerret olurlar ya mezit olurlar. Ya yani Nasara gibi hiç bey kalmazlar veya Ensara gibi başına bir ilave veya daha fazla da ilave alabilir. Örneğimizdeki derslerde onu göreceğiz. Sülasi Mezide örnek mesela Ezhebe. Aslında ne idi? Zehebe idi. Başına hemze geldi. Ezhebe oldu gibi. Sülasi Mezidler aslı üç harfli olup ilave harf alanlar. Sülasi Mücerretler aslı üç harfli olup daha fazla ek almayanlar diye tanımlamış olduk. Evet sevgili Lale Gül TV izleyenleri Bina derslerimizde ilk dersimizi kavramları tanıma dersini inşallah bu ders bu an itibariyle yapmış olduk. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden, bir sonraki dersimizde kaldığımız der yerden yani rubayilerden inşallah kavramları tanıma bölümüne devam etmiş olacağız. İnşallah haftayaki derste görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.